Güzel bir denklem sorusu. Kenar uzunluğu 40 santim olan kare biçimde bir zemin. 1 santim ise kalınlığındaki karagöz figürü ve 30 santim uzunluğundaki tahta sopa. Karagözün kalınlığı 1 santim. Sopanın uzunluğu 30 santim. Ve şuradaki zeminde 40 santimlik bir kare. Bir kenarı 40 santim. İstenene bakalım. Karagöz figürü ile perde arasındaki mesafe kaç santimdir diyor. Yani şu mesafeyi istiyor. Figürle perde arasındaki mesafe. Direkt sonucu bulmak için oraya x dedim. Ve diyor ki tahta sopanın zemin dışında kalan kısmının uzunluğu karagöz figürü ile perde arasındaki mesafenin yani x'in dörtte birinden 3 santim fazladır. Yani şuradaki mesafe x bölü 4 artı 3. Şu mesafeydi yani sopanın zemin üzerinde kalan mesafesini de ben x cinsinden yazabilirim. Tamamı 40'sa 40'tan x'i ve 1'i çıkartırsam çıkartalım. 40 eksi x eksi 1 yani 39 eksi x olacaktır şuradaki mesafe. 39 eksi x ile x bölü 4 artı 3'ün toplam uzunluğu da 30 santim olduğuna göre buradan ben x'i hesaplayabilirim. Yani 39 eksi x artı x bölü 4 artı 3 eşittir 30. Evet, basit bir denklem. Bunu hepiniz çözebilirsiniz. Buradan x 16 santim bulunur. C seçeneği. Saat 12'de müşterilerin %80'i memnun. Arkadaşlar yani saat 12'deki müşteri sayısı eğer 100x ise 80x memnun. 20x ise memnun değil. Şöyle büyük x de gösterelim. Saat 5'te ise memnunlar %70'e düşmüş. Yalnız burada gelen kişi sayılarını bize vermiş. Diyor ki bu iki süre arasında yani 12'den sonra 110 kişi memnun olarak 90 kişi de memnun değil olarak eklenmiş otele. Yani memnunlar 80x artı 110 olmuş. Memnun olmayanlar da 20x artı 90 olmuş ve memnuniyet oranı yani %70'i memnun, %30'u memnun değil. O zaman memnun olanların memnun olmayanlara oranı 70'e 30 diyebiliriz. Bakın burada hepsinden sıfır atabilirim. İçler dışlar yapalım. 3 kere 8 24x artı 3 kere 10 30 eşittir. 7 kere 2 14x artı 9 kere 7 63. 24x'ten 14x'e atarsak 10x. 63'ten 30'a atarsak 33. X eşittir. Saat 5'te ise memnuniyet %70'e düşüyor. Buradaki gelen müşteri sayısını vermiş soruda. 110 kişi memnun, 90 kişi memnun değil. Yani 80x memnundu. Memnunlar 80x artı 110 oldu. Memnun olmayanlar da 20x artı 90 oldu ve memnuniyet %70'e düştü. Yani %70 memnun, %30 memnun değil. O zaman memnun olanların memnun olmayanlara oranı 70 bölü 30 olur. Bakın şu sıfırlar gider. Şuradaki sıfırları da götürebilirim. İçler dışlar yapalım. 24x artı 33 eşittir. 14x artı 63. 24x'ten 14x'e atarsam 10x. 63'ten 33'ü atarsam 30, x buradan 3 bulunur. Şimdi başlangıçta 100x kişi vardı. X de 3 olduğu için 300 kişi vardı. Daha sonradan da 110, 90, 200 kişi daha geldi. Yani 500 kişi. O halde cevap Bursa. Kağıt 2'ye katlanıyor. Aynı ölçüdeki kağıt 3'e katlanıyor. Aynı ölçüdeki kağıt 4'e katlanıyor. 2'nin 3'ün ve 4'ün katı bir sayı buluyorum. 12.
Yani kağıdın şu uzunluğuna ben 12K dersem şu B 6K olur. Burası 6K. 12'yi 3'e bölersek C 4K. Burası 4K. 4'e bölersek 3K. D de 3K oluyor. Bizden istenen şu dosya poşetinin eni, buradaki uzunluk. Şimdi D'ye biz 3K dedik. C'ye 4K, B'ye de 6K dedik. 19,4 artı 3K bu eni oluşturuyor. 19,4 artı 3K eşittir 12,4 artı 10K. 12,4 artı 10K. 10K'dan 3K'yı attık. Burada 7K kaldı. 19,4'ten 12,4'ü attık. 7 kaldı. Demek ki K eşittir 1. Yani şu uzunluk 19,4 artı 3K. Yani burası 3 oldu. Dolayısıyla 22,4 santim olarak bulunur. Şıklara bakıyoruz. C seçeneği. Drone'la eczaneye ilaç götürülüyormuş. Haftanın güneşli günlerinde götürülüyormuş. Yani pazartesi, çarşamba ve perşembe 3 kez gidecek. Ve sonra diyor ki gidiş süresi dönüş süresinden %25 daha uzun. Gidiş, dönüş. %25 ne demek? 25 bölü 100. 25 ile sadeleştirirsek 1 bölü 4. 4'te 1 daha uzun. Dönüş süresine ben 4K dersem gidiş süresi 4'te 1 daha uzun. 5K olur. Gidiş dönüşte 9K olacaktır. 3 kere gitmiş. 27K. Toplam süre 108 dakika. 108. K buradan arkadaşlar 54, 108, 4. Bizden istenen gidiş süresi. Gidiş süresi 5K idi. 5 kere 4, 20 dakika. B seçeneği. 1 liraların kütlesi 8200 miligram. 50 kuruşların kütlesi ise 6800 miligram. Bunları tartıyor Kerem. Ve 50 kuruşlukların ağırlığıyla 1 liralıkların ağırlığı birbirine eşit çıkıyor. X tane 50 kuruş olsun. Dolayısıyla bunların ağırlığı 6800 çarpı x olur. Y tane 1 lira olsun. Bunların ağırlığı da 8200 miligram olduğu için 8200 çarpı y olur. Bu biriktirilen para en az kaç liradır dendiğine göre bunları eşitlemem lazım. Zaten eşit olduğunu tartarak görüyoruz ve x'i y'yi en küçük seçmem lazım. Şu yüzleri götürelim. Yüzleri götürdükten sonra iki tarafı da ikiye bölebilirim. 41, onu da böldüm. 34. 41 ile 34 aralarında asal. Dolayısıyla x'i 41, y'yi de 34 seçersem en az, en düşük seçimi yapmış olurum. Bu paraların kaç lira olduğunu soruyor. 41 tane 50 kuruş vardı. 41 tane 50 kuruş ne yapar? 20,5 lira yapar. Çünkü 2 tane 50 kuruş 1 lira yapacak. 34 tane 1 lira da 34 lira yapar. Bunları toplarsak 54,5 lira elde ederiz. C. Üçüncü soruda üçgenin alan formülünü hatırlatmış. BC çarpı AD bölü 2 taban çarpı o tabana ait yükseklik bölü 2. Mesela BC atıyorum 8 olsa, yükseklik 4 olsa üçgenin alanı 8 çarpı 4 bölü 2, yani 16 birim kare olur. İki resim duvara asılıyor. Santimetre cinsinden kenar uzunlukları 20'den büyükmüş. Buna dikkat. Bunların altını çizin mutlaka sorularda. Ve birer tam sayıymış. Yani şu dikdörtgen çerçevelerin kenar uzunlukları 20'den büyük ve tam sayıymış. Ve eş çerçevelermiş. Yani şurası x ise burası da x. Burası y ise burası da y. Eş çerçevelere koyarak
asmış. Yalnız dikkat ederseniz soldaki biraz daha yukarıda. Çünkü şu ip daha böyle şuradaki açı geniş, burada daha dar. Sağdaki biraz daha aşağıda. Burada sorular gerçekten çok uzun. Yani ekrana sığdırmakta zorluk çekiyoruz. Bir de gereksiz uzun. Mesela burada çok boşluk var. Bu kadar uzun, yani şeylerdekiler bu kadar uzun çıkmıyor. Gerçek sınavlardakiler en azından tasarım olarak. Üçgensel bölgelerin alanları da 120 ve 150 santimetre kareymiş. Yani şuranın alanı 120 santimetre kare, buranın alanı ise 150 santimetre kareymiş. Şimdi bizden arkadaşlar bu yükseklik farkını alabileceği en büyük değeri istiyor. O yükseklik farkı bakın şuradaki bu üçgenlerin yüksekliklerinin farkıdır. Buradan gelecektir. Geri kalan her şey aynı. Buradaki yükseklik farkı ne kadar olursa o fark da o kadar olur. Şuna biz H1 diyelim yüksekliğe. Bu yüksekliğe de H2 diyelim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 120 olacak. Yani x çarpı H1 bölü 2 eşittir. 120 ise x çarpı H1 240 olur. Diğer taraftan x çarpı H2 bölü 2'ye buraya yazalım. 150 ise x çarpı H2 300 olur. Yükseklikler arasındaki farkın santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri diyor. Demek ki bu haçlar arasındaki farkın da tam sayı olması gerekiyor. Aslında bu soruda bir ufak sıkıntı var. Yükseklikler tam sayı demiyor. Yükseklikler arasındaki fark tam sayı diyor. Tamam, x 20'den büyük olacak. Tam sayı olacak. Ve 240'ı x'e bulduğumda, x'e böldüğümde h1'i, 150 x'e böldüğümde, 300'ü x'e böldüğümde de h2'yi bulacağım. 300'ü ve 240'ı bölmesi gerekiyor ama h1 ile h2 mesela virgüllü çıkabilir. İki virgüllü sayı arasındaki fark tam sayı olabilir. Mesela h1 atıyorum efendim 3,8'dir. h2 4,8'dir. Bunları çıkartırsam 1 kalır. Yani böyle bir sonuç çıkabilir mi? Şu an bilmiyorum. Soruda bu düşünülmemiş. Şu yüksekliklerin de yani şuradaki 120 ve 150 birim karelik alanları veren H1 ve H2 yüksekliklerinin de tam sayı olması gerektiğini mutlaka ve mutlaka soruda belirtmesi gerekirdi. H1 ve H2'yi bulmamız lazım. Farkı maksimum yapmamız lazım. H1 240 bölü x. H2 300 bölü x. X'in 240'ı ve 300'ü bölmesi gerekir. 240 ile 300'ün ebobunu yani en büyük ortak bölenlerini bulalım. Bakın ikisinde de 10 var. 10'a bölünür. 30 kaldı. 24 kaldı. 30 da 24 de 6'ya bölünür. 5 kaldı. 4 kaldı. 4 ve 5'in ortak böleni yok. Demek ki bunların ebobu 6 çarpı 10 60. Ve x bu değeri alabilir çünkü 20'den büyük. Ayrıca 60'ı bölenler de 240'ı ve 30'u bölecektir. 60'ı bölen en büyük başka ne var? 30 var. 20 var. Diğerleri daha küçük. 20'den büyük dediği için biz x'i 60 veya 30 alabiliriz. X'i 60 alsak, x 60 olsa, 240'ı 60'a bölersem h1 ne olur? 40 olur. Pardon, 4 olur. 60'a bölersem 300'ü 60'a bölersem h2 ne olur? H2 arkadaşlar 5 olur. X 30 olsa h1 kaç olacaktır? 30'a böldüğümde 8 olur. H2 kaç olacaktır? 300'ü 30'a böldüğümde 10 olur. Üsttekinde bakın yükseklikler arasındaki fark 1 olurken alttakinde 2 olur. Zaten cevabımız da maksimum olan 2'dir. Eşit uzunlukta iki çubuk var. Birinden 8 santim çıkarıp ikiye bölüyor ve şu parçayı elde ediyor. Şu aşağıdaki parça, bu parça. Diğerinden 5 santim kesip 3'e bölüyor ve bu parçayı elde ediyor. Bu parçalar aynı kitaptan, bir tanesi 10 santim fazla,
Bir tanesi de 1 santim eksik. Tabi denklem kurarak da çözebiliriz bunu ama şıklardan da gidebiliriz. 8 çıkarıp 2'ye böleceğiz. Şimdi 85'ten 8 çıkarıp tek bir sayı olduğu için 2'ye bölemiyoruz. 80'e bakalım. 8 çıkaralım. 72. 2'ye böldük. 36. Yani şu parçayı 36 bulduk. Diğerinde de aynı uzunluktaki yine 80 olduğunu varsayarsak 5 çıkardık. 75. 3'e böldük. 25. Bu parçayı 25 olarak bulduk. 36'dan 10 çıkarttığımda bana kitabı verecek yani 26 olarak. 25'e 1 eklediğimde yine bana kitabı verecek 26 olarak ve B seçeneği olduğunu kısa sürede bulmuş oluruz. Bu şekilde şıkları deneyerek yapmak bu soru için çok daha mantıklı. Dikkat edeceğimiz şeyler kakaolu bisküvi sayısıyla vanilyalı bisküvi sayısı eşit sayıdalar. Kakaolu bisküvinin yüksekliği vanilyalı bisküvinin yüksekliğinin yarısı kadardır. Yani şu x ise bu 2x zaten tabanları aynı. Buradaki paketler de eş paketler sevgili öğrenciler. Yani bu dik dairesel sinirlerinden birbirlerine eş. Yarıçaplar, yükseklikleri vesaire aynı. Şimdi sol tarafta iki tane kakaolu koymuş. XX şurası 2x yaptı. Burası da 2x, 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 6x. Ve bunun üstü de 10 santim. Demek ki 6x, 2x daha 8x artı 10 bana bu silindir şeklindeki paketin yüksekliğini veriyor. Diğer taraftaki dizilişte ise iki tane kakaolu var. Burası 2x yapıyor. Bir tane vanilyalı var. Bu zaten 2x. Ne yaptı burası? 4x. 4x yaptı. 4x üst tarafında da 14 santim kaldı. Bu da bana paketin yüksekliğini veriyor. Yani 4x artı 10 ile 8x artı 10, pardon 14 ile 8x artı 10 birbirine eşit. 4x'i buraya eksi olarak alırsak 4x kalır. Onu sağa eksi olarak atarsak 4 olur. Buradan x 1 çıkar. Demek ki yüksekliğim yani 8x artı 10 bana yüksekliği veriyordu zaten veya 4x artı 14 ikisi de aynı. 1 koyarsam yüksekliğin 18 santim olduğunu bulurum. Eşit miktarda kakaolu ve vanilyalı bisküvi olduğu için bunları ben çifter çifter yani kaç çift olduğunu bulabilirim. Zaten x'i bulduk. Bir tanesinin yüksekliği 1, diğerinin yüksekliği de 2x. 2, 1 çift 3 santim yapar. 18'i 3'e böldüğümde 6 çift olduğunu görürüm. Yani 6 tane kakaolu var, 6 tane vanilyalı var. Bizden istenen kaç bisküvi olduğu? 6, 6 daha 12 bisküvi olduğunu buluruz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. Soruyu okuduğumuzda şunu anlıyoruz. Zeynep parasının yarısıyla A marka, yarısıyla B marka mama alıyor. A marka mamanın bir tanesine, bir paketine 30 lira ödediğine göre, ya yani daha az ödediğine göre A marka mamadan daha fazla olması lazım. Şimdi 6 tanesini evinde beslediği kediler için ayırıyor ve kalan mamalar eşit miktarda. Demek ki A marka 6 tane daha fazla olmalı. Yani bu x tane ise bu x artı 6 tane olmalı. X artı 6 tane 30 lira ödemiş. 30 çarpı x artı 6 eşitmiş. X tane de 50 lira ödemiş. 50x'e. Buradan x'i bulabiliriz. Dağıtalım 30'u. 30x artı 180 eşittir 50x. 50x'ten 30x'i çıkartırsak 20x eşittir 180. Sıfırları götürelim. X eşittir 9 bulunur. Toplam kaç lira harcadığı soruluyor. Zaten eşit miktarda para harcamıştı. 50x buraya harcadığına göre 100x harcamış demektir. X'i de 9 bulduk. 900 lira harcadığını buradan buluruz.
Her bir vagon en çok 100 yolcu alıyor. 5 vagon var. En çok kaçtır diyor yolcu sayısı ama tabii bir takım bilgiler vermiş. O bilgilere göre en çok yolcu birinci vagonda. Bakın bir ile ilgili diğer şartlarda bir şey yok. O zaman birinci vagonu ben 100 olarak alabilirim. Zaten en çok yolcu da 100 vagonda olacakmış. Demek ki diğer vagondakiler bundan daha az. Bunu hallettik. En az yolcu dördüncü vagondadır. Bu biraz beklesin. Diğerlerini bulmam lazım. İkinci vagondaki yolcu sayısı, beşinci vagondaki yolcu sayısının iki katından fazladır diyor. Üçüncü vagonda 40 yolculuk boş yer vardır diyor. Demek ki üçüncü vagon 60, o da belli. Üçüncü vagonda 60 olduğunu bulduk. Bunu da hallettik. İkinci vagondaki yolcu sayısı, beşinci vagondaki yolcu sayısının iki katından fazladır. Şimdi ikinci vagonda 100 alamayız. Çünkü en fazla birinci vagon olacak. Ama ikinci vagonu ben 99 alabilirim. 99 alırsam 100'ün yarısı 50. O zaman 49 alabilirim. Değil mi? Beşinci vagondaki yolcu sayısını. Ben 49 alırsam, iki katından fazlaydı ya ikinci vagon, 98'den fazla olacak. Yani 99 olacak. Demek ki beşinci vagonda ben en fazla 49 alabilirim. Geriye kaldığı dördüncü vagon, en az yolcu dördüncü vagonda olacağına göre dördüncü vagonu ben en fazla 48 alabilirim. Çünkü beşinci vagonda 49 yolcu var. İki pratik yol göstereceğim. Önce birler basamağını bir deneyin. 9, 8 daha 17, 7'sini alıyorum. Bunlar 0 zaten. Şuradan 9 alacağım. 7, 9 daha 16, 6 ile bitmesi lazım. Demek ki cevabım C seçeneği. Başka bir toplama yolu göstereceğim. Tam kısımları topluyorum. 100, 60, 40 da 100, 200 yaptı. 240, 90 da 330. Şimdi birler basamaklarını topluyorum. 9, 8 daha 17, 9 daha 26. Toplarsam 356. Çünkü birler basamağı 6 olan birden fazla şık da olabilir. Halterin kütlesi 284 kilogrammış. Tabii şu ağırlıklar, simetrik ağırlıklar, iki tarafta da dengeli. Bir de çubuğun ağırlığı var. Disklerden en büyüğünün, yani şu disk, bu diskin kütlesi, en küçük kütlesinin 3, ortancanın 2 katı. Yani hem 2'nin hem 3'ün katı, 6'nın katı alırsam ben bunu, 6K dersem, ortancanın 2 katı olduğu için burası 3K olur. Küçüğün 3 katı olduğu için burası 2K olur. Tabi bu tarafta da aynı şekilde 6K, 3K ve 2K. 9, 11K solda, 11K da sağda. Şu disklerin ağırlıkları toplamı 22K oldu. Bir de şu çubuk var. Çubuğun ağırlığı var. O da T olsun. Bunların toplamı 284 kiloymuş. Bizden istenen demir çubuğun kütlesi en az kaç kilogramdır? Burada tam sayıdır diyor mu? Evet, tam sayıdır diyor. Yani bu disklerin ağırlığı da tam sayı, yani 22'nin katı olacak. Şimdi 284'e 22'nin katlarıyla yaklaşacağım. Yaklaşabildiğim kadar yaklaşacağım ki T en küçük olsun. Yani demir çubuğun ağırlığı en küçük olsun. Hemen 22'nin 10 katı 220 olur. Değil mi? 22, 22, 2, 22 daha ekleyelim. 44 daha ekleyelim. 264 oldu. 284 ile 264 arasındaki fark 20 kilo. Bir 22 daha eklersem 284'ü geçecek. O zaman demek ki çubuğun ağırlığı 20 kilo en az olmalıdır. Daha fazla yaklaşamıyorum 22'nin katlarıyla. Dolayısıyla cevabım C seçeneği. 100 kişilik salon, 18 koltuk boş, indirimli bileti alan, tam bileti alan izleyicinin 3 katından 2 fazla. Yani tam bilet alan X ise indirimli bilet alan 3 katından 3X'ten 2 fazla, 3X artı 2. X tane tam bilet alan var. Artı 3x artı 2 tane indirimli bilet alan var. Artı 18 koltukta boş. Bunların tamamı ne yapacak? 100 kişilik salon olduğu için 100 yapacak.
x3x daha 4x, 2,18 daha 20 karşıya atarsak, yüzden 20 çıkarın 80. Demek ki x eşittir 20 bulduk. X 20 ise indirimli bilet alan 3x artı 2 olduğuna göre 3 kere 20 60, 62 tane. Tam bilet alan da 20 tane kişi var. Şimdi indirimli bilet 10 lira ise 62'yi 10 ile çarpalım. 620 lira bunların ödediği para. Tam bilette 12 ise 12 ile 20'yi çarpalım. 20 çarpı 12'den 10 tane 200. 240 lira da tam bileti ödenmiş. Ödenen toplam ücret soruluyor. 240 ile 620'yi toplarsak 860 lira olarak Ceyhan olarak cevabı buluruz. Tişörtün genişlik ve uzunluğunun çarpımı bana baskı yapılabilecek alanı veriyor. Onun %10'una baskı yapılıyormuş. Yani S beden için, small için 50 çarpı 76 çarpı bunun %10'unu almam lazım. Yani 10 bölü 100 ile çarpmam lazım. Ve bunlara ne kadar ödüyor? Santimetre karesi için 10 kuruş ödüyor. Bir de çarpı 10 kuruş demem lazım. Bakın burada bunlar birbirini götürür zaten. 50 çarpı 76 lazım bana. 50 çarpı 76 ne yapar? 50 ile çarpmak ne demek? 100 ile çarpıp 2'ye bölmek demek. 7600, 3800 yapar. 3800 kuruş. Bu kaç TL yapar? 2 sıfır atarsak 38 TL yapar. O zaman small bedene ödenecek para 38 TL, ki bayağı yüksek bir para baskı için. 55 çarpı 80'e hesaplayalım, yani medium'un alanını hesaplayalım. 55 çarpı 80 çarpı %10 çarpı 10 kuruş. Bunlar yine birbirini götürüyor. 55 ile 80'i çarpmam lazım. Sıfırını 55'e verirsem 550 ile 8'i çarpmam lazım. 8 ile çarpmak demek 3 kere 2 ile çarpmak demek. 550'yi 2 ile çarparsam 1100 yapar. Bir daha 2 ile çarparsam 2200 yapar. Bir daha 2 ile çarparsam 4400 yapar. Bu tip pratik şeyler de işinize yarayabilir ama direkt 8 ile de alt alta yazıp çarpabilirsiniz. Demek ki 4400 kuruş. Bunu ben liraya çevirirsem 44 lira olarak medium'un da baskı maliyetini bulmuş olurum. Şimdi geliyoruz bu satıra. Small beden tişört sayısı medium beden tişört sayısının iki katından bir fazladır. Ve medium bedeni soruyor. Ben medium'a x tane aldığını söylersem small iki katından bir fazla tane alınmış. Yani 2x artı 1 tane alınmış. O zaman 2x artı 1 taneye bu 38 lira ödemiş. Hayatta bayağı zenginmiş bu arada. Medium bedene de, yani x tane olan medium bedene de 44 lira ödemiş. Bunun için hesaplayacağız ve kaç lira yapacak bu? 278 lira yapacak. İşlem kolaylığı için ben bunların hepsini ikiye bölebilirim. Tüm terimleri arkadaşlar. 38'i de, 44'ü de, 278'i de ikiye bölersem burada 19, burada 22, burada da 139 kalır. Şimdi bu 19'u dağıtalım 2x artı 1'e. 19'da 2x çarpılırsa 38x, 19'da 1 çarpılırsa artı 19, buradan da 22x geliyor, artı 22x eşittir 139. 139'dan şu 19'u atabilirim hemen. Ne kalır? 120 kalır. 38 ile de 22'yi toplarsam ikisi de x. Kaç yapar? 60x yapar. 60x 120 ise x'i 2 bulurum. Zaten aradığım x idi. Cevabım Bursa. Yarısından fazlası herhalde bu soruların Bursa olmuş. Bu da enteresan. Yine bu soruda
Ufak bir sıkıntı var. Soru güzel kurgulanmış bir soru. Çubuklar kesilerek böyle bir çokgen oluşturmuş ve bunun çevresi isteniyor. Şimdi çevresi deyince çocuk bunu dışarıdan düşünmeye başlayacak. Dışarıdan bunu hesaplarken de bakın şurada boşluklar var. Yani bu boşluklar çocuğun kafasını yani çevresini hesapladığında şimdi bu boşlukları dahil etme oralara birer santim ekleyebilir. Yani burada bir sıkıntı var. Bunun da iyi düşünülmesi lazım. Bu şeklin içinin içi sorulabilirdi mesela. İçinde bir boşluk yok. Birbirlerine değiyorlar. Veya bu kesilen parçalar ucuca eklenip efendim bu oluşan şeklin uzunluğu sorulabilirdi. Ama şuradaki şu boşluklar bence öğrencilerin kafasını karıştırabilir. Bunun daha güzel bir şekilde sorulması gerekirdi diye düşünüyorum. Çubuklar başlangıçta birbirine eşit boyutta. Kırmızı çubuktan 2 santim kesiyor. 2 santim gidiyor. Kalan kısmı 3 eşit parçaya bölüyor. Siyah çubuktan 3 santim kesiyor. 3 santim kesti. Kalan kısmı 4 eşit parçaya bölüyor. Evet, şöyle göz kararı yaklaşık olarak bölmeye çalıştık. Sonra diyor ki boylar arasında 3'er santim fark var. Yani siyah da bunlar başlangıçta eşitti. Hem daha çok kesti siyahtan hem daha çok parçaya böldü. Siyahınki daha küçük olacaktır. Buna ben x dersem bir parçaya. Kırmızının bir parçası x artı 3 olacaktır. 3 santim fark varmış arada. Ve bunlardan işte alttaki bir yedigen oluşturuyor. Zaten benden istenen bunun çevresi biz iç çevre gibi düşünelim. Dışarıdaki boşluklu kısmı düşünmeyelim. Zaten bu çevre demek, bu 3 parçanın ve 4 parçanın toplamı demek. Ama önce benim x'i bulmam lazım. Bu kırmızı ve siyah çubuklar birbirine eşit olduğu için x artı 3'ten bakın 3 tane var. 3 tane x artı 3 artı 2 santim var. 2 eşittir. 4 tane x var. 4x, pardon fazlasıydı. 4x. Bir de şurada 3 santim var. Artı 3. Bunlar birbirine eşit. Şu 3x'i dağıtırsak şurası ne olur? 3x artı 9 olur. 2'yi de eklersek 11 olur. 4x'ten 3x'i atarsam sağ tarafta x kalır. Ve artı 3'üm var. X'e kaç eklersem 11 olur? 8 demek ki x 8 santimmiş. X 8 olduğuna göre x artı 3'lük parçalar 11 olur. Yani şuralar 11, 11 ve 11 olacak. X'lik parçalar da 8 olacak. 8, 8, 8, 8. Yani bunun çevresi 3 çarpı 11 artı 4 çarpı 8, 3 çarpı 11, 33. 4 çarpı 8, 32 toplarsak çevresini 65 santim buluruz. Soruyu dikkatle okuduğumuzda küpler arasında küçükten büyüğe doğru çıkarken birer santim fark var. Ve en küçük küp en büyük küpün yarısı ve en büyük en küçüğün iki katı. Yani şuna ben x dersem bu x artı 1, x artı 2, x artı 3. Burası da x artı 8 olacak. Şimdi en küçük yani en büyüğün yarısı olduğuna göre yani x artı 8 eşittir 2x olmalı. Buradan x'i bulabilirim. X'i buraya eksi olarak geçirirsem x eşittir 8 bulurum. Dolayısıyla ve bunların üst üste dizilişi de doğrunun boyuna eşitmiş. Bunların toplamı bana
doğruluğu verecek. Dikkat ederseniz burada kaç tane x var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. 9x artı bir de 1'den 8'e kadar sayıların toplamı var. 1 artı, 2 artı. Toplayalım. 3, 6, 10, 15. Şurası da 13. 8 daha 21 olur. 15 ile 21'i toplarsak sayıların toplamının 36 olduğunu buluruz. X de 8 olduğuna göre 9 kere 8 72. 72 ile 36'yı toplarsak doruğun boyunu 108 santim olarak buluruz. Soruyu dikkatlice okudunuz ve bu soruları önce siz yapmaya çalışın. Direkt çözümlerini kesinlikle izlemeyin. Sorularla uğraşın. Sonra çözümlerine bakın. Ben okuduğunuzu varsayıyorum. Mutfak dolabı 500 lira. Vestiyer 450 lira. Bir daireye hem mutfak dolabı hem vestiyer yapılıyor. Ve 11 metrekare mutfak dolabı yapılıyor. 10 metrekare vestiyer yapılıyor. Mutfak dolabına ödenecek para 11 çarpı 500. Bu da ne yapar? 5500 yapar. TL. Vestiyerden 10 metrekare alınacak. 10 çarpı 450. 4500 TL'de o tutuyor. Yani bir daireye ödenecek para bunu topladığımızda 10.000 TL olarak buluyoruz. Bir de bunun %18 KDV'si var. 10.000 TL'nin %18'i nedir? Şu 2 sıfır gider. 100 ile 18'i çarparsak 1800 TL'de KDV ödüyor. 10.000 ile 1800'ü toplarsak demek ki bir dairenin maliyeti, bir daire için ödenecek para 11.800 TL. Toplam 236 bin lira ödemiş. 236 bini ben 11.800 ile bölersem kaç daire için ödeme yaptığını bulabilirim. 236 bini 11.800 ile bölüyorum. Sıfırları götürelim. 2 ile sadeleştirelim. 1180. 2'ye bölersek 59. Bunu da klasik bölme ile bölelim. 1180'i 59'a bölüyorum. 2 kere var. 118. Yukarıdan burası 0. Yukarıdan 0'ı indirdiğimizde buraya da 0 geliyor. Demek ki 20 daire için ödeme yaptığını anlıyoruz. Soru 9'dayız. Burada da biraz anlatımda çok ufak bir sıkıntı var. Yanlış anlaşılma durumu olabilir. Şimdi bir inşaat firması Erzurum'daki fabrikadan ve Rize'deki fabrikadan çimento alıyor. Erzurum'dakinde 50 kiloluk, Rize'dekinde 25 kiloluk paketler var. Erzurum'dakine paket başına 12 lira, Rize'dekine paket başına 7 lira. Ama Rize daha yakın demek ki 700 lira nakliye öderken Erzurum'dan aldığında 1200 lira da ekstra nakliye ödüyor. Şimdi sıkıntılı ifade şurada. Bu fiyatlara göre inşaat firması almayı düşündüğü çimento miktarı için toplam ödeyeceği ücretin iki fabrikadan da alması durumunda aynı olacağını hesaplıyor. Yani buradaki iki fabrikadan da alması deneceğine hangi fabrikadan alınırsa alınsın aynı olacağı denmesi bu anlam kargaşasını ortadan kaldırır. Yani daha iyi ifade edilmesi lazım. İki fabrikadan da alması deyince öğrenci şunu düşünebilir. Alacağı miktarın bir kısmını Erzurum'dan alıyor, bir kısmını Rize'den alıyor. Bunlar eşit ücret ödüyor gibi düşünebilir. Çünkü bakın bir daha okuyalım. Toplam ödeyeceği ücreti iki fabrikadan da alması durumunda aynı olacağı. Yani ikisinden de alacakmış gibi bir anlam çıkabilir buradan. Ama kastedilen şu. İster Rize'dekinden alsın aynı miktar çimentoyu, ister Erzurum'dakinden alsın ödeyeceği ücret eşit. Şimdi benim kızım bu sene 8. sınıfta. Ben de o nedenle bu videolarla ilgilenmeye başladım. Şimdi o mesela birçok kaynaktaki sorularda, bu ifadelerde birden fazla anlama gelen ifadelerde hakikaten takılıyor.
Ve ondan sonra morali bozuluyor. Bunlar 13-14 yaşında çocuklar. İfadelerin burada anlatılan Türkçenin çok net, apaçık olması lazım ki çocuklarımız da zaten stres altındalar. Zor bir sınav. Daha da stres altına girmesinler. Şimdi bu fabrikanın almayı düşündüğü miktar X olsun. Zaten bizden istenen de X kilogram, bu miktar soruluyor bize. Şimdi Erzurum'dan aldığını varsayalım önce. X kilo alacak, büyük bir meblağ, 50 kilo paketler halinde. X'i 50'ye bölersem paket sayısı çıkar. X'i 50'ye böldüm, 50 kilogramlık demek, 50'nin de 25'in de katı X. X'i 50'ye böldüm, paket sayısını buldum. Her bir pakete 12 lira ödüyorum. 12 lira ödüyorum, artı 1200 lira da nakliye ödüyorum. Pardon. Bu miktar, eğer Rize'den alırsam 25 kiloluk paketler olduğu için toplam alacağım miktarı 25'e bölüyorum. Bana paket sayısını veriyor. Her bir pakete 7 lira ödüyorum. Çok da fark varmış Erzurum'da Rize arasında. Erzurum'dakiler kazıklıyor. Artı 700 lira da nakliye ücreti ödüyorum. Ve bu hangisinden alırsam alayım, bu miktarlar eşit olacağı için bunlar birbirine eşit oluyor. Çözmem gereken denklem bu. Evet, 1200'den 700'ü çıkartabilirim. Sol tarafta 500 kaldı. Şu 12 ile 50'yi sadeleştirirsem 2 ile, bakın paydaları eşit oldu x'lerin. X bölü 25 burada. 7x bölü 25 var. Bunu sağa alırsam 7x bölü 25'ten x bölü 25 çıkartırsam 6x bölü 25 kalır. Diğer tarafta da 500 kalmıştı. Eşittir 500 oldu. Pardon, şurada bir hata yaptık. Şurada 6 da var. Burası 6x bölü 25 oluyor. 7x bölü 25'ten 6x bölü 25'i çıkarttığımızda da x bölü 25 kalıyor. Bu buraya çarpı olarak geçer. 5 ile 25'i çarparsam 125, 2 tane 0 var. X eşittir 125 ve 2 tane 0. Yani 12.500 kilo çimento alacakmış fabrika. Son sorudayız. Burada baş tarafta yuvarlama anlatılmış. Virgülden sonraki ilk basamak 5 ve 5'ten büyükse virgülden öncekinin bir fazlasına yuvarlandı. Yani 7,64, 6 5'ten büyük 8 oldu. 205,28, 2 5'ten küçük olduğu için buranın atılıp 205 olarak kaldığı anlatılmış. Tabloda Eylül'ün ve Zeynep'in matematikten aldığı notlar görülüyor. Bunlara öğretmen sınıf içi performans verdiğinde aritmetik ortalamasının yuvarlanmış değeri 85 oluyormuş. Buna göre diyor, Eylül ve Zeynep'e verdiği performans notları arasındaki fark en çok kaçtır? Şimdi Eylül'ün notları daha düşük olduğu için buna daha yüksek bir performans verecek. Zeynep'e ise daha düşük bir performans verecek ki aradaki fark en çok olsun. Eylül'ün notlarına bakalım. 78 almış, artı 84 almış, artı öğretmen buna bir performans vermiş, E diyorum. Bunların aritmetik ortalaması 85 olacağına göre ve bunun en fazla olmasını istediğime göre 85,4 seçebilirim bunu. Aynı şeyi Zeynep'e yapalım. Zeynep 82 almış, 86 almış. Bir de Z diye bir performans notu alsın. 3'e bölmüşüm. Bunun da en az olmasını istiyorum. Bunu da 84,5 seçeceğim ki yine 85'e yuvarlansın. Buradan arkadaşlar E'yi ve Z'yi hesaplıyoruz. E'yi nasıl hesaplıyoruz? 85,4 3'ü çarpacağız. 78 ile 84'ü çıkartacağız. Bu işlemleri maalesef uzun uzun yapmanız lazım. Bunları yapınca 94,2 oluyor. Tabi
Performans notu 94,2 olamayacağı için bunu 94 olarak alıyoruz. Aynı şeyi Zeynep için de yaparsak Zeynep'in notu bu buraya çarpı olarak gelecek. 84,5 çarpı 3 eksi 82 artı 86 işlemini yapınca bunu da tabii 86'ya yuvarlıyoruz. 85,5 olduğu için. Dolayısıyla 50, 94 Zeynep'e 86 performans vermesi lazım. 94'ten 86'yı çıkartırsak da farkın en fazla 8 olduğunu görüyoruz. Benzinli bir araca bir LPG sistemi takılıyor ve %40 yakıt tasarrufu sağlanıyor. Ama bir takım maliyetler var. Bir kere 3000 lira takma maliyeti, yılda bir de 600 lira bakım maliyeti geliyor. Şimdi şıklara baktığımızda bakın 15, 18, 21, 23 yani 2 yılı geçmemiş. Bir yıldan da az değil. Yani 600 liralık bir maliyet buradan geleceğini görebiliyoruz. Soruda istenen takılan sistem ne zaman kendini amorti eder? Yani benzinle yaptığımız tasarrufla bu yapılan masraf karşılanır. Bu tasarrufu yazalım. 50 kuruş yakıyormuş. %40 tasarruf yapıyor. Yani x ay olsun. X ay 1000 kilometre yol alıyor. 1000 çarpı x kadar yol alacak ve burada kilometrede 50 kuruş yakıyor. Ama benim için tasarruf önemli. %40 tasarruf ediyor. Bu tasarrufun ben yaptığım masrafa eşit olmasını istiyorum. Ne kadar masraf yaptım? Bir kere 3000 lira takma masrafı yaptım. Şıklardan da demin söylediğim gibi 1 yılla 2 yıl arasında olduğu için yani 2 yılı geçseydi 2 ihtimal düşünecektim. Hem 600 lira hem de 1200 lira ama 1 yılı geçmiş. İkinci yılı 1 yıldan az da yok. Dolayısıyla bir de 600 lira buraya ekliyorum. Şöyle bir hata yaptık. Sağ taraf TL oldu. Sol taraf kuruş oldu. Şu kuruşu da TL'ye çevirirsek sevgili öğrenciler, işlemi geçmeden hatamızı düzeltmiş oluruz. 50 kuruş 0,5 TL yapar. Şimdi komple her yerden ikişer sıfır atalım. Sonra bu 0,5'i 10'la çarparsak 5 olur. Şunları sadeleştirdik. Bu da 2 bölü 5 yaptı. Bu 5'ler de gitti. Sol tarafta 2x kaldı. Sağ tarafta da 36 daha ikişer sıfır atmıştık. 36 kaldı. O halde x eşittir 18 ay. Yani B seçeneğinde masrafını tasarruf karşılamış olur.